Güreşe Dair programından herkese iyi akşamlar. Tabii Kırkpınar, önemli bir heyecan, önemli bir kurgu, önemli bir ambiyans. Yağlı güreşler dendiği zaman Sarayiçi, Edirne'de Kırkpınar adeta 649 yıl geride efsane Kırkpınar'da güreşçilerimiz ter döktüler. 1400 küsur güreşçi burada er meydanına çıktı. Fakat yine finalin ismi Antalya oldu. Efendim tabii ki önemli bir koordinasyon var. Bu koordinasyonun iletişimde en önemli noktaları kule hakemi, meydan hakemi ve olmazsa olmaz cazgırlar. Bugün Kırkpınar'ı değerlendireceğiz. Bu dar zamanda tabii ki yetmez, mümkün değil ama neler yapılmış? Sumo güreşini Ahmet Taşçı ile beraber Türkiye'mizin ismi bir kez daha güncellendi. Yine ülkemizin tanıtımı adına Sayın Taşçı, Kırkpınar baş pehlivanlarını onurlu bir mücadele içerisinde temsil etmeyi başardı. Onun yanı sıra tabii kemer bir yarışma açısından önem kazandı, çok önem kazandı. Altın kemeri ikinci kez Antalya'ya taşıma başarısını gösteren Mehmet Yeşil Yeşil, yine diğer Antalyalı bir belediye, Kepez Belediyesi'nden Ali Gürbüz'e elinden aldı. Burada doğrusu Antalya'yı kutlamamak, dediğim kutlamak hepimizin görevi. Biz buradan Antalya'ya, Bele'ye, belediye başkanı ve çalışanlarına, spor kulübünün tüm bireylerini kutluyoruz, selamlar yolluyoruz efendim. Şükrü Kayabaş, dile kolay 47 yıl er meydanında baş yazgırlığı, düzgün duruşu, ağabeyliği, sosyal yönüyle efendim bizi temsil eden Şükrü Kayabaş şu an konuğum. Sayın Kayabaş, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz programımıza bizi konuk ettiğiniz için. Zaten Tekvimeli TV son yıllarda Ataspor'a çok büyük ehemmiyet veriyor. Böyle programlar yapıyor. Mehmet Çelik Spor Penceresi'nin haricinde bir de güreşe dair programı yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün ekibinize teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Sizler bu işe sahip çıktığınız zaman bizim geleneksel sporumuz dünyaya tanıtılacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim tabii siz dolu dolu yaşadınız. Biz ne kadar tabii desturlu olmamız lazım. Bu olayın bir yarım yüzyıl içerisinde bulunan Sayın Şükrü Kayabaş, isterseniz hemen Edirne'ye geçelim. O gün neler yaşandı? Özellikle final günü kente giriş, tabii Japonya'dan önemli katılımlar vardı. Japonya'nın geleneksel sporu burada tabii Ahmet Taşçı'nın karşısında da sumocularımız adeta bir gösteri, kültür dayanışması yaptı. Sonra er meydanına geçildi. İsterseniz o günü bize siz bir değerlendirir misiniz? Şimdi Japon kültürüyle bizim kültürümüzün birleşmesi ve geleneğimizin birleşmesi er meydanında pekiştiler. Dünyaca ünlü güreşçi Kawasaki eyaletinin şampiyonu güreşçi kardeşimiz 150 kilo ağırlığında 1.99 boyunda. Ahmet Taşçı 110 kilo ağırlığında 1.75 boyunda. Ahmet Taşçı da Türkiye'nin megastarı, altın kemer sahibi, baş pehlivanı. O gün bunları salavatlamanın heyecanı bana nasip oldu. Her ikisini de ayrı ayrı takdim ettikten sonra karşılıklı çıktılar. Biri sağ taraftan, biri sol taraftan. Ahmet Taşçı peşrep çekerek geldi. Ahmet Taşçı'nın son yıllarda performansının ben bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyordum. Kendisini şu anda Tekrumeli TV kanalıyla kutluyorum. Gerçekten karşılıklı bir müsabaka gösterim. Müsabakası da olsa yaptılar. Sanki bu iş orada ciddiymiş gibi yaptılar. Dünya televizyonları onları çekti ve görüntüyü yayınladı. Ben de bunları salmanın heyecanı içindeydim. Çok güzel bir müsabaka oldu. İki kültür birleşti. İkisi de berabere kalarak meydan başhakimimiz Nezir Büyükdere kendilerini berabere ilan ettiler. Efendim tabii Ahmet Taşçı'yı burada kutluyoruz. Sanki günübirlik o gün ben bu işi yaparım gibi ortaya çıkan bir baş pehlivanımız değil. 2005'te hatırlayacak olursak Amerika'da önemli bir müsabakalarda evet, özellikle Tokyo kökenli sumocularla büyük bir mücadele etmiş ve üçüncülüğü var hatırladığım tabii, kadarıyla. 4. Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Taşçı sumo güreşlerinin dünya şampiyonasına katıldı. Ülkemize kendisi bir saatlik böyle onları izledikten sonra bu müsabakalara girdi. Orada onların kurallarını öğrendi ve dünya üçüncülüğünü getirdi. Ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Çok büyük bir başarıydı.
280 kilo, 350 kilolu güreşçilerle güreşerek bu başarıyı elde etti. Ahmet Taşçı tabii Kırkpınar tarihinde Altın Harfler ismini yazdıran bir pehlivan. Zaten saray içinde de heykeli bunun için dikildi. Cumhuriyet tarihinde en fazla baş pehlivan olan bir insan. Gerçekten kutlamak lazım. Yarım saatlik böyle bir izledikten sonra böyle bir müsabakaya katılıp dünya üçüncülüğünü Türkiye'ye getirmesi bizim için gurur vesilesi oldu. Kendisini tekrar kutluyoruz ve Ahmet Taşçı'ya teşekkür ediyoruz. Ona uzun ömürler diliyoruz. İnşallah Allah izin verirse 57 yaşına kadar güreşeceğini söylüyor. Ali Ço'nun yaş olarak rekorunu kırmak istediğini söyledi. Ben de kendisini anlıyorsun, kutluyorum bu yönden dolayı. Peki efendim. Evet değerli izleyiciler, Ahmet Taşçı dendiğinde ne mutlu bizlere ki geçmiş tarihteki Koca Yusuflar, Kelal Uçolar bunları konuşuyoruz, anlatıyoruz ama bugün yaşadığımız bir efsane var. Adı da Ahmet Taşçı. Kendisini kutluyoruz. Bakalım saray içinde neler yaşanmış, kente bir girelim. O günkü havayı bir güncelleştirelim efendim. Evet, saray içerisinde gün böyle başladı. Doğrusu tabii Federasyon Başkanı, Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Osman Aşkın Bakın yanı sıra Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi. Bunun yanı sıra Kırkpınar'a gönül vermiş, emek veren bütün ağalar oradaydı. Tabii Kırkpınar'ın artık 650. diyelim güreş ağası, baş pehlivanı ve bunların da hepsinin başında Seyfettin Selim var. Kırkpınar'ın önemli bir değeri. Seyfettin Selim'i de buradan kutluyoruz. Çünkü bu misyonu vizyona koymakta 3. yılına girdi. Seyfettin Selim'i Kırkpınar ağasına buradan kutluyoruz. Efendim tabii efsane baş pehlivan diyoruz. Günümüzün değeri Sayın Ahmet Taşçı. O bir renk, o bir coşku, o bir ağabey, o bir usta. Uzun ömürler diliyoruz kendisine ve şu an Ahmet Taşçı telefon attığımızda. Efendim Sayın Taşçı iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı iyi yayınlar. Efendim şu an tabii çok yabancı olmadığın, hemen hemen kısa dönem önce ayrıldın. Hiçbir zaman ayrılmayacağım bir ağabey. Baş yazgırımız Şükrü Kayabaş burada. Öncelikle sizi kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şükrü abiye de selamlar. Saygım. O da tarihi Kırkpınar'ın gerçekten tarihi bir yazgırı. Bizim bir sevdiğimiz bir abimiz. Evet. Sayın Taşçı, biz daha uzun yıllar biz bu er meydanı sizi görmek istiyoruz ama siz hem ülkemizin tanıtımında hem spor kültürünün gönüllü bir elçisisiniz. Aynı zamanda gizli bir sumo kahramanısınız. O güne döndüğümüzde Kawasaki'li arkadaşımızla Mina ile yapmış olduğunuz mücadeleyi, Kırkpınar'ın bu güzel yönünü bizimle paylaşır mısınız? Şimdi gerçekten bu yıl Hamdi Sedefsi'nin sumocuları Edirne'ye getirmesi hem ülkemiz açısından hem tarihi binalı güreşler açısından çok önemli oldu, çok değerli oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü Japonya'da en az bizim kadar kültürüne sahip çıkan, kültürünü seven, değer veren ve yaşatmaya çalışan bir ülke. Bu iki ülkenin sporunun da Kırkpınar Çayırı'nda bir araya gelip bir meydanda güreşmesi beni son derece mutlu etti. Daha önce 1995 yılında 4. Dünya Şampiyonası sumo güreşlerine katıldım. Orada 3. olmuştum. Evet. Tekrar akabinde burada bu yıl 2010'da saray içinde böyle bir tekrar sumo mücadelesi yapmak,